kamu kurumlarından herhangi bir kurumla görüşememiş olduk. Her zamanki gibi bu mevcut iktidarın valileri, kaymakamları, bakanları sivil toplum örgütleriyle, insan hakları örgütleriyle görüşmeme yolunu tercih ettiler. Bu biz hani Türkiye'de tarihsel olarak çok sayıda böyle ırkçı saldırıların olduğunu biliyoruz. İşte Kürtlere yönelik, Alevilere yönelik, yine işte Gazi'de, Maraş'ta, Madımak'ta benzer hani saldırıların olduğunu biliyoruz. Romanlara yönelik yine bu tip saldırılar oldu, ırkçı saldırılar. Bunun da böyle bir saikle gerçekleştirilmiş olduğunu düşündük. Sahaya vardığımızda bu bilgiler bizi yanıltmadı. Gördüğümüz temel şey aslında organize bir ırkçı saldırının gerçekleştirildiği, bunun örgütlendiği, bunun belli çevreler tarafından planlandığı. Gözlemlerimizde de bunları görmüş olduk. Yetkililerden ne kadar iş yerinin ve evin saldırıya uğradığına yönelik bir bilgi alınamamıştır. Görüşülen Suriyeliler kendi mahallelerinde saldırıya uğrayan yerlerle ilgili tahmini bilgilerini iletmişlerdir. Saldırıya uğrayan iş yeri ve evlerde hasar tespiti, yağma, talan ve benzeri gibi ihlaller yetkililer tarafından yapılmamış. Mağdur olan insanlara bu konuda ne yapılacağı, zararlarının tazmin edileceğine yönelik bilgi verilmemiştir. Görüşülen tüm kişiler güvenlik güçlerinin ilk iki gün saldırgan gruba yönelik yeterli müdahale etmediklerini, saldırgan gruba sakin bir basın açıklaması yapan kişiler gibi yaklaşıldığını ifade etmişlerdi. Güvenlik güçleri Suriyelilerin evlerini, iş yerlerini yakan saldırgan nefret söylemiyle başkalarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bir sayıkla saldırdığı gerçeğini görmezden gelmişlerdir. Suriyeliler her konuda kendilerine herhangi bir yardım yapılmadığını ifade etmişlerdir. Savcılığın nasıl bir soruşturma yürüttüğü, etkin bir soruşturma olup olmadığı bilgisine ulaşılamamıştır. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı basın açıklamasında saldırganların meczup, küçük yaşta ve adli sicilleri temiz olmayan kişilerden oluştuğu belirtilmiştir. Böylesi kişileri ırkçı saldırıya azmettiren ve bu kaostan menfaati olan kişi ve gruplar hakkında bir bilgi verilmemesinin isabetsiz olduğunu düşünüyor ve ırkçı iradeyi ortaya koyarak meczupları maşa olarak kullananların geçmişteki örnekleriyle sabit olduğu üzere yine cezasızlık ödülüyle ödüllendirecekleri endişesini taşıyoruz. Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan benzer olaylarda Maraş, Madımak, Gazi katliamı, Romanlara ve Kürtlere yönelik saldırılar olduğu gibi Kayseri'de Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda da linç, yakma, yıkma, yağma, korkutma, ırkçı ve nefret söyleminin yaygın olarak yaşandığı gözlemlenmiştir. Saldırının çok sayıda mahallede süren şekilde devam etmesi, sosyal medya platformları üzerinden hangi mahallede saldırıların yapılacağının açıkça yazılması, iddialara göre araçlarla saldırganların taşınması, saldırganların organize hareket ettiğini göstermektedir.